Yasın Kültürleri Hazırlayan ve Seslendiren Meryem İlbaş Bölüm 5 Mezarlıklar ve Anıtlar Dünya genelinde farklı kültürlerde mezarlıklar ve anıtsal mezar yapıları ölümle ilgili inançların ve değerlerin önemli bir yansımasıdır. Bu bölümde dünya genelindeki bazı önemli mezarlık kültürlerini ve anıtsal mezar yapılarını inceleyeceğiz. Mısır piramitleri dünyanın en ünlü anıtsal mezar yapılarından biridir ve yaklaşık 4000 yıldan daha uzun bir süre önce inşa edilmiştir. Özellikle Giza platosundaki büyük piramit, eski dünyanın yedi harikasından günümüze kadar ulaşan tek yapıdır ve yaklaşık olarak M.Ö. 2580-2560 yılları arasında inşa edildiği düşünülmektedir. Piramitler, Mısır firavunlarının mezarları olarak inşa edilmiş olup ölümden sonraki yaşamda firavunların gücünü ve ihtişamını yansıtmaktadır. Piramitlerin inşasında kullanılan taş blokların her biri tonlarca ağırlıkta olup o dönemde kullanılan basit teknoloji ve araçlarla yapıldığı düşünülmektedir. İnşa süreci büyük ölçüde köleler ve işçiler tarafından gerçekleştirilmiştir ve bu yapıların inşası için büyük ölçüde sosyal ve ekonomik kaynaklar kullanılmıştır. Piramitlerin içinde firavunlar ve aile üyeleri için hazırlanan mezar odaları bulunur. Bu mezar odalarında ölen kişinin ölümden sonraki yaşamında ihtiyaç duyacağı düşünülen eşyalar, mücevherler ve diğer değerli nesneler yer alır. Ayrıca Mısır inancına göre firavunların ruhları K olarak adlandırılan bir öz şeklinde bu yapıların içinde yaşamaya devam eder. Çin'in Shanxi eyaletinde bulunan Terakota savaşçıları, M.Ö. 210-209 yıllarında tarihlenen ve imparator Çin Shi Huang'ın mezarının bir parçası olan büyük bir askeri heykel koleksiyonudur. Bu anıtsal yapı, imparatorun ölümünün ardından onun ruhunu korumak ve ahirette hükümetine hizmet etmek amacıyla yapılmıştır. Terakota savaşçıları yaklaşık 8 bin adet savaşçı, 130 savaş arabası ve 670 at heykeli içerir ve bu heykellerin her biri gerçek insanlardan esinlenerek yapılmıştır. Heykellerin her biri farklı yüz hatları, ifadeler ve saç stilleriyle benzersiz bir görünüme sahiptir. Bu detaylar İmparator Çin Shi Huang'ın ordusunun ve o dönemin Çin toplumunun çeşitliliğini ve karmaşıklığını gösterir. Terakota savaşçıları, 1974 yılında çiftçiler tarafından tesadüfen keşfedilmiştir ve bu keşif arkeologlar ve tarihçiler için büyük bir öneme sahiptir. Bu heykeller, İmparator Çin Shi Huang'ın hükümetine, askeri gücüne ve o dönemde Çin'deki sanat ve el sanatlarının ustalığına dair önemli bilgiler sunar. Avrupa'daki mezar taşları ölen kişinin adını, doğum ve ölüm tarihlerini, bazen de onun hayatıyla ilgili kısa bir açıklama veya şiir içerir. Özellikle İngiltere, İskoçya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde mezar taşları sanatsal açıdan değerli eserler olarak kabul edilir ve tarihsel öneme sahip kişilerin mezarları ziyaretçi çeker. Bu mezar taşları genellikle dönemin mimari ve sanatsal stillerini yansıtır. Örneğin, Rönesans dönemi mezar taşlarında anıtsal heykeller ve kabartmalar sıkça kullanılırken, Viktoryen dönem mezar taşları daha zarif ve detaylı oymalarla süslenmiştir. Perlaşez Mezarlığı, Avrupa'nın en ünlü mezarlıklarından biridir ve burada pek çok ünlü kişinin mezarı bulunmaktadır. Oscar Wilde, Jim Morrison ve Edith Piaf gibi isimlerin mezarları, ziyaretçilerin ilgisini çeken önemli mezar taşlarına sahiptir. Özellikle Jim Morrison'ın mezarı, dünya genelinden gelen ziyaretçilerin akınına uğrar. Highgate Mezarlığı ise, ünlü kişilerin yanı sıra Victorian döneme ait etkileyici mezar taşları ve anıtlarla ünlüdür. Karl Marx, George Eliot ve Douglas Adams gibi ünlü isimlerin mezarları bu mezarlıkta bulunmaktadır. Greyfriars Kirkyard, tarihi ve sanatsal öneme sahip mezar taşlarıyla bilinir. Bu mezarlık, İskoçya'nın tarihinde önemli bir yere sahip olan kişilerin mezarlarını içermektedir. Hindistan'ın Agra kentinde bulunan Taj Mahal, 17. yüzyılda yapılmış büyüleyici bir anıtsal mezar yapısıdır. Mughal imparatoru Şah Jahan tarafından eşi Mümtaz Mahal'in anısına inşa edilmiştir. Mümtaz Mahal, 1631 yılında 14. çocuğunu dünyaya getirirken yaşamını yitirmiş ve Şah Jahan onun ölümünden derin bir üzüntü duymuştur. Bu nedenle onun anısını yaşatmak amacıyla bu muhteşem yapıyı inşa ettirmiştir. Taj Mahal, beyaz mermer üzerine yapılmış ve İslam mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilir. Yapının mimari tasarımı hem Hint hem de Fars etkilerini yansıtan karma bir stilde gerçekleştirilmiştir. Yapının dış cephesi İslami geometrik desenler ve Kur'an'dan alınan süslemelerle bezenmiştir. Taş Mahal, dört yanda minarelerle çevrili, merkezde büyük bir kubbe ve içinde Mümtaz Mahal ve Şahjahan'ın mezarlarının bulunduğu bir yapıdır. Bu anıtsal mezar, simetrik bir bahçeyle çevrilidir ve bahçede havuzlar ve yürüyüş yolları bulunmaktadır. 1983 yılında UNESCO tarafından dünya mirası alanı olarak kabul edilen Taj Mahal, dünya genelinde milyonlarca turistin ziyaret ettiği önemli bir turistik merkezdir. Aynı zamanda bu muhteşem yapı aşkın ve sadakatin sembolü olarak kabul edilir ve dünya mimarlık tarihinin en önemli eserlerinden biri olarak görülür. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki La Recoleta Mezarlığı, şehrin en ünlü ve tarihi mezarlıklarından biridir. 1822 yılında açılan mezarlık, ülkenin en önemli siyasi, askeri, kültürel ve sosyal figürlerinin mezarlarına ev sahipliği yapmaktadır. Bu mezarlıkta Arjantin'in eski First Lady'si Evita ve yazar Adolfo Bioy Cezares gibi tanınmış kişilerin mezarları bulunmaktadır. La Recoleta, zengin mimarisi nedeniyle turistlerin ilgisini çekmektedir. Mezarlık, 19. ve 20. yüzyıl Avrupa tarzı mimarisinin birçok örneğini sergilemektedir. Bu anıtsal mezarlar mermer, granit ve bronz gibi malzemelerle inşa edilmiştir. Ve neoklasik, Art Nouveau, barok ve neogotik gibi çeşitli mimari stilleri temsil etmektedir. La Recoleta Mezarlığı'nın labirentvari yolları ve etkileyici heykelleri ziyaretçilere tarih ve sanat dolu bir deneyim sunmaktadır. Ayrıca mezarlıkta düzenli olarak düzenlenen sanat etkinlikleri ve turlar ziyaretçilerin bu tarihi mekanı daha derinlemesine keşfetmelerine imkan tanımaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletinde bulunan New Orleans şehrinin mezarlıkları, yerel mimari geleneğin bir yansıması olan yükseltilmiş mezar yapılarıyla doludur. Bu yapılar, bölgedeki yüksek su tablası nedeniyle yer altına gömülmemiş olan ölüler için inşa edilmiştir. New Orleans'ın en ünlü mezarlıkları arasında St. Louis Cemetery, No. 1 Lafayette Cemetery, Noel ve Mediri Cemetery bulunmaktadır. Bu mezarlıklar, turistlerin ve tarih meraklılarının ilgisini çeken zengin bir kültürel ve tarihi mirasa sahiptir. Saint Louis Cemetery No. şehrin en eski ve en ünlü mezarlığıdır. 1789 yılında açılan mezarlık, Voodoo kraliçesi Marie Laveau ve Fransız aktör Valentin Havu gibi ünlü kişilere ev sahipliği yapmaktadır. Bu mezarlık, gotik ve neoklasik tarzdaki yükseltilmiş mezar yapıları ve anıtsal anıtlarla doludur. Lafayette Cemetery No. 1, 1833 yılında açılan ve Garden District adlı tarihi bölgede yer alan büyüleyici bir mezarlıktır. Mezarlık Sıra sıra ağaçlarla çevrili ve çeşitli mimari stillerde yükseltilmiş mezar yapılarına sahiptir. Ayrıca birçok Amerikan İç Savaşı'ndan askerin ve önemli New Orleans ailelerinin mezarları burada bulunmaktadır. Polonya'da bulunan Auschwitz Borkenau, Nazi Almanya'sı tarafından kurulmuş ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Yaklaşık 1,1 milyon kişinin öldüğü toplama ve imha kampıdır. Günümüzde burası bir anıt ve müze olarak hizmet vermektedir. Auschwitz-Birkenau, tarihin en karanlık dönemlerinden birini hatırlatan ve insanlık tarihindeki acıları anmak amacıyla ziyaret edilmektedir. Bu anıt ve müzesi 1947 yılında kurulmuş olup kampların kalıntılarını, barakaları gaz odalarını ve krematoryumları içermektedir. Bu anıt, İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan soykırımın somut bir kanıtı olarak kabul edilmektedir ve ziyaretçilere, savaşın ve Nazi zulmünün insanlık üzerindeki etkisini gözler önüne sermektedir. Anıtın önemli bir bölümü olan Uluslararası Anıt, 1967 yılında açılmıştır. Bu anıt, Kampın kurbanlarını temsil eden ve üzerinde farklı dillerde insanlığın vicdanına yazılan buradaki ölümleri unutmayın yazılı bir duvardan oluşmaktadır. Auschwitz-Birkenau Anıtı ve Müzesi tarih öğretmenleri, öğrenciler ve dünya genelinden gelen ziyaretçiler için önemli bir eğitim ve anma merkezi haline gelmiştir. Bu anıt, tarihin en karanlık dönemlerinden birini unutmamak gelecek nesillere aktarmak ve bu tür insanlık suçlarının tekrarlanmaması için önemli bir işlev görmektedir. Bu anıtsal yapılar ve mezarlıklar dünya genelindeki farklı kültürlerin ölümü ve anmayı nasıl ele aldıklarını gösterir. Tarihin her döneminde insanlar yaşamlarını sürdürenlerin hafızalarında yaşamaya devam etmek ve sonraki nesillere bir miras bırakmak için Anıtlar inşa etmişlerdir.